Bugünkü dersimizde yine sözel mantık sorularına bakacağız. Sıralama soruları var bu testimizde sıkça. Sıralama sorularının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Şimdi hemen bakalım sorulara. Ben bir beyaz tablo çıkarayım, beyaz tahta çıkarayım kendime. Bir dakika. Evet. Beyaz tahtamız da hazır. Hemen sorumuza bakalım. Mecliste bulunan A, B, C, D, E, F, G milletvekilleri sırasıyla kürsüde konuşma yapmışlardır. Bu konuşma sırasıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar sayıyoruz kaç kişi kaç sıra olduğunu belirleyebilmek için. 2, 4, 6, 7 tane milletvekili var. O zaman ben 1'den 7'ye kadar yazarım. Başlayalım 1'den 7'ye kadar yazmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milletvekili olduğu için 7 tane sıra yazıyorum arkadaşlar. A ve T milletvekilleri 1. ve 7. sırada konuşma yapanlar arasında değildir. Diyor ki arkadaşlar 1. sıraya ve 7. sıraya diyor kesinlikle diyor A'yı ya da F'yi yazma diyor bana. Çizgilerimi oluşturduktan sonra bunu da şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. A'yı 7'ye ve F'yi 7'ye kesinlikle yazmayı gösterebilmek için üstlerini çiziyorum. İkisini de yazdıktan sonra. Evet. A ve F'yi 1'e ve 7'ye yazmayacakmış. Tamam. E milletvekili konuşmasını yaptıktan sonra iki milletvekili daha kürsüye çıkmış ve onların ardından C milletvekili konuşma yapmış. Şimdi arkadaşlar bir E kişisi var. E kişisi konuşma yapmış. Ondan sonra iki kişi daha kürsüye çıkmış. Bir, iki. Bu iki kişiden sonra da diyor ki C milletvekili kürsüye çıktı diyor. Kürsüye çıktı diyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yazacağım. E iki kişi araya C'yi yazacağım. Ama şu durumda hiçbir yere yerleştiremediğim için yazmıyorum beklesin. G milletvekili konuşmasını yaptıktan sonra iki milletvekili daha kürsüye çıkmış ve onların da ardından B milletvekili konuşmasını yapmıştır. Şimdi arkadaşlar bir G kişisi var. G kişisi konuşmasını yapıyor. Ondan iki kişi sonra iki kişi daha yapıyor. Sonra da kürsüye çıkan kişi kimmiş? B milletvekiliymiş. Bunu da anladık. F milletvekili B milletvekilinden hemen sonra konuşma yapmıştır. B'den hemen sonra konuşma yapan kişi F. Şimdi arkadaşlar diğerleriyle ilgili hiçbir şey vermemiş. G, B, F mantığına bakalım. Şimdi arkadaşlar ben F'yi 7'ye yazamadığım için, 7'ye yazamadığım için F'yi ben 1-6'ya yazarım. İhtimalleri değerlendiriyorum tabii ki. F'den önce B olacak. İki kişi boşluk bıraktım. 4 ve 3'ü boş bıraktım. 2'ye de G'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar bu ihtimal dahilinde, bu ihtimal dahilinde E ve C kişilerini de bir yazalım. E ve C'yi. Şimdi bakın ben E'yi 2'ye yazamıyorum ilk ihtimalde. Neden 2'ye yazamıyorum? Orada G var. Ben E'yi 3'e de yazamıyorum. Değil mi? Neden? 2 kişi boşluk bıraktığımda 6'ya C'yi yazmam gerekiyor. Ama 6'da F olduğu için onu da yazamıyorum. Ne yapabilirim? E'yi 1'e yazarım. 2 kişi boşluk bırakırım. 2 ve 3 boş. 4. kişi kim olacak? C olacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ilk ihtimalle 2 tane boş yerimiz kaldı. Ve kalan kişilerimiz de A ve D kişileri. Şimdi ben 7'ye A'yı yazamıyorsam, ilk ihtimal için konuşuyorum. 7'ye A'yı yazamıyorsam 3'e kesin kimi yazacağım? A'yı yazacağım, değil mi? Evet.
7'ye kim yazacağım o zaman kesin? D'yi yazacağım. Şimdi arkadaşlar, hiç başka ihtimal vermediği için yine bir kaydırıyorum sayımı, bir kaydıralım. B'yi, pardon, F'yi 5'e yazarım. Şu G, B, F mantığını oturtturabilmek için yapıyorum. B'yi 4'e yazarım. İki kişi boşluk bıraktım. İki kişi boşluk bıraktım. G'yi 1'e yazarım. Şimdi arkadaşlar, bu ihtimale göre ben E ve C'yi nerelere yazabilirim? E ve C'yi. Şimdi E'yi 2'ye yazarsam C'yi 5'e yazmam gerekiyor. Olmaz. 5 dolu. E'yi 3'e yazarsam C'yi 6'ya yazmam gerekiyor. Bakın oluyor. Evet, yazalım. E'yi 3'e yazarız. 2 kişi geçtikten sonra da C'yi kaça yazıyoruz? 6'ya yazıyoruz. Yine arkadaşlar, açıkta kalan A ve D. Nerelere yazabilirim A ve D'yi? A'yı 2'ye yazarım. Değil mi? D'yi 7'ye yazarım. Evet. D'yi 7'ye yazarım. Şimdi arkadaşlar, bizim ihtimalimiz bitti mi? Bence bitmedi. Bence bitmedi. Şimdi arkadaşlar, hemen şu A ve F mantığını anladık. Onları ben bir sileyim. O A ve F'yi anladıktan sonra siz neyse, küçük küçük yazacağız, silemedim. Şimdi arkadaşlar, bir ihtimalimiz daha kalıyor. Şimdi o ihtimali yapalım hemen. F'yi 4'e yazarım. Bakın, F'den hareket ediyorum hep ben. Neden? F 5. sıraya kadar kayabiliyor. F'yi 4'e yazdığımda, ben F'yi 4'e yazdım diyelim. F'yi 4'e yazdığımda G'yi 1'e yazabiliyor muyum? G'yi 1'e yazabiliyor muyum? Hayır, yazamıyorum arkadaşlar. Deneyelim. F'yi 4'e yazdığımı düşünün. B 3'te olacak. 2 kişi boş bıraktım. Bakın, 2 kişi boş bırakınca G'yi yazmaya yer kalmıyor. Değil mi? G'yi yazmaya yer kalmıyor. Şimdi arkadaşlar, G'yi yazmaya yer kalmıyorsa başka bir ihtimal daha yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Biraz düşünün. Başka bir ihtimal daha yapabiliriz. Şimdi F, G, A muhabbetine baktık. Değil mi? Buna baktık. Ben hiç C'yi 1'e yazabilir miyim? C'yi 1'e yazabilir miyim? Şimdi arkadaşlar, C'yi 1'e yazamayız. Neden? E'yi C'yi yazdığımız 1'den önce 3 kişi boşluk olması gerekiyor. Olmuyor. O yüzden biz C'yi yazamıyoruz. Değil mi? Hemen soruya bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. A milletvekili 3. sırada konuşma yapmıştır. Yanlış diyemezsiniz. Doğru. 3. sırada konuşma yapan milletvekili B'dir. Baktınız arkadaşlar, 3. sırada millet B yapabilir mi? Bir deneyelim. B ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ben 3'e B'yi yazdım diyelim. B ile ilgili B, F mantığı var. Şimdi arkadaşlar, ben B'yi 3'e yazarsam F'yi 4'e yazmam gerekiyor. G'yi yazabileceğim bir yer kalıyor mu? Kalmıyor. O yüzden birinci sorunun cevabı Balıkesir seçeneği. Gördünüz? Evet. 2'ye geçtim. E milletvekili 4. sırada yer alıyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar, E'yi biz 4'e yazalım. E'yi 4'e yazdık. Onun dediğini yapıyorum arkadaşlar. E'yi 4'e yazarsam. Evet, şuradaki B'yi bir sileyim mi? E milletvekili 4'te ise C kaçta olur arkadaşlar? E 4'te ise 2 kişi boşluktan sonra C gelecekti. C 7'de olur. Şu G, B, F'yi de bir yerleştirelim.
GBF'yi şöyle yerleştirebiliriz. B'yi 5'e yazarız. F'yi 6'ya yazarız. Değil mi? Bu şekilde olur. İki kişi boşluk bırakacağım. Sonra G'yi yazacağım. Değil mi? 1, 2. İki kişi boşluk bıraktım. Yazdım. G'yi o zaman 2'ye yazıyorum. Yine elimde kalan, A ve D. A'yı nereye yazabilirim? 1'e yazamıyordum. O zaman 1'e D'yi yazarım. Değil mi? 1'e D'yi yazarım. A'yı da nereye yazmak zorunda kalırım? 6'ya yazmak zorunda kalırım. Hemen bakalım hangisi doğrudur? F 3. sıradadır. Evet, F 3. sırada buraya yazdık. Devam. C, G'den hemen sonra kürsüye çıkmıştır. Baktım bu ihtimale göre C, G'den hemen sonra kürsüye çıkmıyor ki. Evet, C, G'den hemen sonra kürsüye çıkmıyor. A'dan sonra çıkıyor. G 2. sırada konuşma yapmıştır. Bakın arkadaşlar, bu ihtimale göre 2. sırada konuşma yapan kişi G. Yani 2. sorumuzun cevabı Ceyhan. İlk sırada konuşma yapan milletvekili D olduğu bilinirse, yani diyor ki bizim 3. yazdığımız ihtimal. Şimdi arkadaşlar 3. yazdığımız ihtimali tam net göremiyorsunuz galiba. 3. ihtimali şuraya aşağıya sıralıyorum. D, G'yi yazdık. DG. 4'e E yazdık. Beşe B. 6'ya E. B neydi? 6'ya yazdığımız boştu. 6 C. Evet, 6'ya A kalıyordu. 2'ye de C kalıyordu. Pardon. F kalıyordu. 2'ye de F kalıyordu. 3'e. Evet. Hangisi yanlış olur? A 3. sırada konuşma yapmıştır. Hayır. Evet, A 3'te de olabilir. Pardon, bu iki ihtimaliydi. A 3'te de olabilir. 6'da da olabilirdi. B'ye bakalım. 6. sırada konuşma yapmıştır B dedi. Hayır arkadaşlar. Son benim yazdığım ihtimal biraz karışık oldu ama B kişisi 6. sırada değil 5. sırada konuşma yapmıştır diyeceğiz. Karışık oldu son ihtimal. Ama sizin anladığınıza eminim bunu. Yani 3 tane ihtimal çıkacak. Bir ihtimalde ikiniz düşüneceksiniz. Ya da 4 ihtimal yapın. Ayrı ayrı yazın hepsini. Bu şekilde düşüneceğiz. Evet, diğer soruya geçelim. Evet, bir yüzme yarışmasında Eren, Erdoğan, Yalçın, Yusuf, Sami, Serhat ve Arif adlı öğrenciler katılmıştır. Bu yüzme şampiyonasındaki sıralamayla ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar kaç kişi saydık? Eren, Erdoğan, 2, 4, 6 ve 7 kişi. Bakın yine 7 kişi. Hemen yazalım birinci kişimiz. İkinci, üç, beş, altı ve yedi. Tamam, bunu yazdım. Yarışmada birinci olan ne Yalçın'dır ne de Sami'dir demiş. Şimdi arkadaşlar birinciye Yalçın'a A'yı da ekleyeceğim mecburen. Çünkü Yusuf'la karışmasın diye. Ne Yalçın'dır diyor. Ne de Sami'dir diyor. Sami'ye de A ekleyeceğim. Çünkü Serhat'ı vermiş bir de orada. Birinci olan ne Yalçın ne de Sami. Yani bire Yalçın'ı da Sami'yi de yazamazsın diyor. Yarışmayı Arif'ten hemen sonra bitiren kişi Yusuf'tur. Arif'ten hemen sonra gelen kişi kimmiş? Yusuf'muş. Yusuf'u da yazdım. U'yu ekledim yanına Yalçın'la karışmasın diye. Yusuf yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır. Güzel. Yusuf için bana neyi verdi? 5'te tamamladı dedi. Yusuf 5'te tamamladıysa Arif ondan hemen önce olacağı mantığıyla Arif de kaçta tamamlamak zorunda?
Dördüncü sırada tamamlamak zorunda. Bunu da yazdık. Eren ile Yusuf'u arasında yarışmayı iki kişi tamamlamıştır. Şimdi arkadaşlar Eren ile Yusuf arasında iki kişi olduğunu düşünün. Eren ile Yusuf arasında iki kişi varsa. Şimdi arkadaşlar ben Eren'i 7'ye yazarsam Eren ile Yusuf arasında kaç kişi oluyor? 1 kişi oluyor. Olmaz. 8. sıram da yoksa bu sefer ne yaparım? Baş kısma bakarım. 2 kişi boşluk bırakacağız. Yusuf'la Eren arasında 2 boşluk varmış. 4'ü 1 boşluk. 3 1 boşluk. O zaman 2 numaralı kişimiz kimdir? Eren'dir diyeceğiz. Evet. 2 numaralı kişimiz, yazayım hatta uzun Erdoğan'la karışmasın, Eren'dir. Şimdi arkadaşlar 3 kişiyi bulduk. 3 kişiyi bulduk ama diğer kalan 4 kişiyi bulamadık. Yalnız şunu biliyoruz. Birinci sıraya yazamayacağım 2 tane adam var. Yalçın ve Sami. Bunları ben birinci sıraya yazamıyorum. Şimdi bunları ben birinci sıraya yazamazsam birinci sıraya kimleri yazabilirim? Bakın birinci sıraya Yalçın ve Sami'yi yazamıyorum. Erdoğan'ı yazarım değil mi? Erdoğan'ın E, D diyelim. Birinci sıraya Erdoğan'ı yazabiliriz. Başka kimi yazabiliriz birinci sıraya? Baktım hemen Serhat'ı da yazabiliriz arkadaşlar biri. Serhat'la ilgili de bir şey demiyor. Evet. Biri Erdoğan ya da Serhat'ı yazacağız. Peki arkadaşlar 3, 6, 7 içinde diyeceğiz. Arkadaşlar 3, 6, 7 içinde şunu diyeceğiz. Ya Yalçın, ya Sami. Evet. Ya Serhat. Evet. Ya da Erdoğan'dan birisi. Ama hangisi bilmiyorum. Evet. Erdoğan'dan birisi. Ama hangisi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar uzun uzun yazmıyorum. Şöyle yuvarlak içine aldım. Bir dedim. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi bu aynı yuvarlağı 6'ya da uygulayabilirim. 7'ye de uygulayabilirim. Başka bir şey verilmedi çünkü değil mi? Arif'ten hemen sonra dedi. Yusuf 5. sırada dedi. Eren ile Yusuf arasında 2 kişi vardır dedi. Şimdi bakalım. Yarışmayı Sami ile Serhat ardarda bitirmişse Erdoğan kaçıncı sırada? Şimdi arkadaşlar Sami ile Serhat ardarda bitirdi diyelim. Sami 6'da bitirdi. Serhat 7'de bitirdi. Erdoğan kaçıncı sırada kalıyor? Bakın arkadaşlar 1'e. Serhat'ı siliyorsunuz. Evet, Erdoğan birinci sırada kalıyor. Hemen devam ediyorum. Şuradan. Serhat bu yarışmayı 7. sırada bitirmişse yarışmaya kazanan kimdir? Bakın arkadaşlar 1'e dedik ki ya Erdoğan'dır ya Serhat'tır dedik. Serhat 7'de ise 1'de kim vardır? Yani kim kazanmıştır? Evet, Erdoğan kazanmıştır. Şimdi arkadaşlar 5. soruyu 4. soru aynı aslında. Ama adam değiştirmiş soruyu kendi kafasına göre. Anlaşıldı. Sami yarışmayı Erdoğan'dan hemen önce bitirmişse. Şimdi arkadaşlar Sami yarışmayı Erdoğan'dan hemen önce bitirmişse. Biri Erdoğan desek öncesine bitiremiyor. 7'ye Erdoğan derim. Sami yarışmayı Erdoğan'dan önce bitirdiyse. Evet 7'ye Erdoğan dedim. 6'ya Sami diyorum. Erdoğan'dan önce bitirmişti dedi. Hemen önce dedi. Evet Sami dedim. Birinci olan kişi kim oluyor? Serhat oluyor. Karaladım üstüne. Erdoğan gitti. Bir dakika karalayalım. Tamam. 3'e döndüm. 3'e kimi yazmıştım? Sami yazmıştım. Sildim. Serhat yazmıştım. Sildim. Erdoğan yazmıştım, sildim. Neden? Diğer yerlere yerleştirdim. 3'te Yalçın kaldı. Sami yarışmayı Erdoğan'dan hemen önce bitirmişse Yalçın'la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yarışmayı 3. bitirmiştir Yalçın. Evet doğru. Yarışmayı Eren'den hemen sonra bitirmiştir. Evet 2'de Eren var. Doğru.
Yarışmayı Yusuf'tan hemen önce bitirmiştir. Hayır arkadaşlar bakın. Dördüncü sırada bitiren kişi Arif. Yalçın üçüncü sırada bitirdiyse Arif'ten hemen önce bitirmiştir. Yani altıncı sorunun cevabı Ceyhan seçeneği. Yusuf'tan hemen önce değil, Arif'ten hemen önce bitirmiştir diyeceğiz. Yine bakalım. Güzel bir soru yine. Bir eğlence lokalinde Hasan, Yavuz ve Abidin isimli doktorlar ile Yunus, Eda, Ayşin ve Cenk isimli öğretmenler dama, tavla veya satranç oyunlarından birini oynuyorlar. Şimdi oyunlar neler yazıyorum hemen. Az olanı yazmak işime gelir her zaman. Dama oynamışlar, tavla oynamışlar ve satranç oynamışlar. Kaç kişi var bunlar? Kaç kişi? 3 doktor var, 4 tane de öğretmen var. Toplamda 7 kişiler bunlar. Bakalım sayılarını verir belki. Yavuz dama oynamıştır dedi. Damanın altına Yavuz'un Y V'sini yazdım. Çünkü orada bir tane de Yunus var. Kafamız karışmasın diye yazdım. Yavuz'un mesleğini Yavuz doktor. Parantez içine hemen bir de doktorun D'sini ekledim. Yavuz doktor. Abidin ve Eda aynı oyunu oynamış. Cenk farklı bir oyun oynamış. Şimdi Abidin ve Eda'yı aynı yere yazacağım. Abidin ve Eda'yı aynı yere yazacağım. Ama bunların yanına kimi yazmayacağım? Cenk'i yazmayacağım. Abidin ve Eda yazdığım yere Cenk yazmayacağım. Satrancı iki kişi oynamıştır dedi. Evet, iki kişiyi ekledim. Şimdi arkadaşlar, Abidin ve Eda'yı satranca yazabilirim. Değil mi? Dursun, yazmayalım yine bekleyelim. Tavla da olabilir çünkü. Tavlayı oynayan 3 kişiden ikisi doktordur. 3 tane kişi oynayacak tavlayı. Bunlardan 2 tanesi doktor olacak. Evet, 2 doktor olacak. 1 tanesi de mecburen öğretmen olacak. Şimdi arkadaşlar, kaç tane doktor kaldı elimizde bir bakalım. Yavuz doktordu gitti. 2 tane doktor kaldı. Hasan ve Abidin. Arkadaşlar mecburen Hasan ve Abidin'i nereye yazacağız? Tavlaya yazacağız. Çünkü dedi ki 2 tane doktor oynadı dedi. 2 tane doktor kaldı elimde. Hemen yazalım. Hemen yazalım. Hasan kesin tavla oynadı. Abidin de kesin tavla oynadı. Çünkü 2 tane doktor kaldı elimde. İkisi de tavla oynamak zorunda. Bakın şunu unuttum ben. A ile E aynı oyunu oynayacaktı. O zaman Hasan ve Abidin oynuyor ya, bir de yanlarında E olacak. E'nin mesleğine bakalım hemen. Eda öğretmen değil mi? Yani burası 2 doktor 1 öğretmen oldu. Şimdi arkadaşlar C kişisine geldik. Ya da C kişisine gelmeden önce damayı kaç kişi oynadığını bulabilir miyiz? Toplam 7 kişimiz var. İkisi satranç oynadı. Üçü tavla oynadı. Etti 5. Damaya kaç kişi kaldı? Damaya 2 kişi kaldı. Değil mi arkadaşlar? Ama bu kalan 2 kişinin mesleğini biliyor muyum ben? Biri doktor, biri kesin ne olmak zorunda? Öğretmen olmak zorunda. Çünkü ne dedi bize? Ne dedi? 3 tane doktor vardı. İkisini tavlaya yazdım. Birini damaya yazdıysam diğerlerini ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Tavla oynayanların yeri kesin olarak belli. Bu hekimli Hasan, Abidin ve Eda, bunlar kesin tavla oynadı. Şimdi elimizde kalan bir C kişisi var. Bir Yunus kişisi var. Değil mi? Bir Yunus kişisi var. Bu Abidin'in AB diyelim mi? Bir Ayşin kişisi var. Elimde kalan. Evet. Bu kadar kişi elimizde kaldı. Cenk, Yunus ve Ayşin'i nereye yazacağız? Şimdi arkadaşlar. Cenk
satranç oynayabilir. Yunus satranç oynayabilir. Ayşin de satranç oynayabilir. Ay diyelim şuraya. Yuvarlak içine alıp diyorum ki bunu aklında tut. Bunu aklında tut. Ve bu üç kişiden iki tanesini seç, satranca yaz. Şimdi bu üç kişinin mesleğine bakalım. Cenk öğretmen, Ayşin öğretmen ve Yunus da öğretmen. Şunu diyebiliriz, satranç oynayanların ikisi de öğretmendir. Hemen damaya geldim. Dama iki kişi olacaktı. Satrançtan kalan bir kişiyi mecburen buraya ekleyeceğim. Kim var satrançta? Cenk var, Yunus ve Ayşin'den birini buraya eklemek zorundayım. Peki. Cenk, Yunus ve Ayşin'in meslekleri nelerdi? Bunların üçü de öğretmendi. Hemen öğretmenin ölçüsünü de koydum. Soruya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Eda dama oynamıştır. Hayır, Eda kesinlikle tavla oynadı. Abidin tavla oynamıştır. Evet, Abidin kesinlikle tavla oynadı arkadaşlar. Yedinci sorumuzun cevabı Balıkesir. Ayşin, Yunus'la aynı oyunu oynamışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar, Ayşin Yunus'la aynı oyunu oynadıysa bunlar kesin ne oynamıştır? Satranç oynamıştır. Çünkü dama oynayan iki kişi vardı. Birini kendi söyledi, Yavuz. 8. soruya göre de Ayşin'le Yunus aynı oyunu oynadıysa damaya yazamam ben Ayşin'le Yunus'u. Mecburen bir tane oyun kaldı. O da satranç. Satranca yazacağım. Baktım seçeneklere. E seçeneğinde hangisi doğrudur diyor ya. E seçeneğinde de diyor ki Ayşin satranç oynamıştır. Evet arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı da Edirne. Cenk satranç oynamışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar, Cenk'in satranç oynaması bir şeyi hiç değiştirmez. O da mesleği değiştirmez. Bakalım. Ayşin bir doktorla aynı oyunu oynamıştır. Bilemem. Cenk'le de oynayabilir. Yunus Eda ile aynı oyunu oynamıştır. Arkadaşlar kesinlikle yanlıştır diyor ya. Yunus Eda ile aynı oyunu oynayamaz. Çünkü Eda tavla oynadı. Tavlanın altına hiçbir şekilde ben Yunus yazamıyorum. Tavlayı Hasan, Abidin ve E kişisi oynamıştır. Yani Eda oynamıştır diyeceğiz. 9. sorumuzun cevabı da Balıkesir seçeneği. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Şu beyaz tahtayı bir kaydırayım biraz. Evet. Bakalım. Cenk, Rauf, Burhan, Murat ve Hüseyin isimli 5 mana portakal, elma, limon, erik satmaktadırlar. Hangi mananın kaç sandık meyve sattığı ile ilgili bilgi tabloda verilmiştir. Bu manavlar ve satılan meyvelerle ilgili şunlar bilinmektedir. Hüseyin ve Rauf'un sattığı limon miktarı aynıdır. Limon miktarına baktım. 3 tane aynı olan var. Hemen üçünün de kenarına Hüseyin ve Rauf'u yazarım arkadaşlar. Hocam niye ikisine yazmıyoruz? Arkadaşlar üçünden ikisi ama hangi ikisi bilmiyorum ki. O yüzden üçünün de yanına bakın, limonlarına baktım. 4'er kilo var 3 tane. Hüseyin ve Rauf'u yazacağım. Arkadaşlar hangisi uymuyorsa onu eleyeceğim. Eleme yöntemini kullanacağız. Yine 4. manavın kenarına Hüseyin ve Rauf'un baş harflerini yazdım. Burhan ve Rauf'un sattığı erik miktarı aynıdır. Hemen erik miktarına baktım. Aynı olan 2 tane erik miktarı var. 3 kilo 3 kilo ya da 3 kasa 3 kasa değil mi? Kimler satıyormuş bunu? Burhan ve Rauf. Şimdi arkadaşlar 3'ün bir kenarına baktım. Hüseyin ve Rauf'un işaretini gördüm.
Bir ve üçün bir kenarına baktım, boş. Şimdi arkadaşlar o zaman şunu diyebilirim. Benim birinci manavım kesinlikle Rauf'tur. Neden? Rauf ve Burhan'ın sattığı erik miktarı aynıysa, bir tane erik miktarında çift buldum, yani üç buldum, bir tanesi var. O zaman HR yazmıştım, Hüseyin ve Rauf'u yazmıştım üçün bir yanına. O yazdığım Rauf'tur. Diğer üç de Burhan'dır diyeceğiz. Peki, diğer H'lerin yanındaki R'yi siler miyim? Evet, Rauf'u buldum, silerim. Bir işim kalmadı buradaki R ile benim. Evet, hemen şuradakini de silelim. Evet, devam. Burhan, Hüseyin ve Murat'ın sattıkları portakallar, portakal miktarı aynıdır. Burhan, Hüseyin ve Murat, portakal miktarına baktım. 3 tane aynı olan var. Bir 4 var ikinci manav, 3. manavda 4 ve 5. manavda 4. Şimdi arkadaşlar kimin kimin aynıymış? Burhan'ın aynı, Hüseyin'in aynı ve Murat'ın aynı. Şimdi 2 tane H vardı elimde. Biri 2'deydi, biri 4'teydi. 4'teki portakal miktarı 1 kasa. O zaman ben 4'tekini H diyemem. 4'teki kişi H değildir. Neden? Çünkü Burhan'ın, Hüseyin'in ve Murat'ın sattığı portakal kasası aynı olmak zorunda. Burhan'ı biliyorum. Burhan 3. mana. 4 kasa sattıysa Hüseyin'in de 4 satması gerekiyordu. 4. manalı Hüseyin demiştim ama o 1 sattığına göre demek ki 4. manal Hüseyin değil. 2. manal kesinlikle Hüseyin. Evet. Bir de Murat 4 kasa satacak. O zaman Murat nerededir? Bakın 5. manalı 4 kasa satmış. Gördünüz mü? 5. manalı 4 kasa satmış. O zaman 5. manalımız da bizim Murat'tır. 1. manal Rauf, 2. manav Hüseyin, 3. manav Burhan, 5. manav Murat. Sadece Cenk'i bulamadık. Cenk kaçıncı manav oluyor o zaman? Evet, 4. manav, bir tane boş yer kaldı çünkü, diyeceğiz. Buna göre Burhan kaç sandık meyve satmıştır? Burhan kaçtı arkadaşlar? 3. manavdır. Sayarım. 4 kasa portakal, 4 kasa elma etti 8. 1 kasa limon etti 9. 3 kasa erik etti 12. Yani 10. sorumuzun cevabı Ceyhan. Rauf kaçıncı manavdır demiş. Rauf'u buldum. Kaçıncı manav Rauf? 1. manav. 12'ye bakalım. Hüseyin ve Cenk'in sattıkları toplam meyve kaç sandıktır? Hemen bakalım. Hüseyin 2. manavdır. Topladım. 11 kasa satmış Hüseyin. Cenk 4. manavdı. 3, 7, 8. 8 artı 11 eşittir 19. 12. sorunun cevabı da adama seçeneği oluyor. 13'e bakalım. Hüseyin ve Rauf'un sattıkları meyve miktarı aynı ise, Hüseyin ve Rauf'un sattıkları meyve miktarı aynı ise aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bakalım Hüseyin kaç kasa satmış? 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Rauf'u da toplarım. 8, 11. Doğru. Hüseyin ve Rauf'un sattıkları meyve miktarı aynıysa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Murat'la Cengiz sattıkları erik miktarı aynıdır. Murat 5. manavımız 4 kasa satmış. Cenk 4. manavımız 1 kasa satmış. Kesinlikle yanlıştır diyeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır bu soruda. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Sarı, mavi, beyaz, kırmızı, yeşil renkteki çantalar 1'den 5'e kadar numaralandırılmış raflara yerleştirilmektedir. Şimdi arkadaşlar raf dendiğinde hemen aşağıdan başlıyoruz. 1 2 3
4 ve 5. raf. 'Sıralama ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.' diyor. Yeşil ve beyaz renkli çantalar peş peşe sıralanmıştır. Yeşil ve beyaz peş peşe. Ya önce yeşil gelecek, ondan sonra beyaz gelecek. Ya da önce beyaz gelecek, ondan sonra yeşil gelecek. Bakın, bu ihtimali unutmayın. İki ihtimal de olabilir. Yerlerini söylemiyor. Hangisi hangisinden öncedir demediği için ya önce yeşil gelecek, sonra beyaz. Ya önce beyaz gelecek, sonra yeşil. Bilmiyorum. Dursun. Kırmızı çanta ile yeşil çanta arasında iki çanta daha vardır. Şimdi bir kırmızı çantamız var. Onunla yeşil arasında iki tane çanta olacak. Ya yeşil altta olur arkadaşlar. Yukarıda iki çanta arası sonra kırmızı olur. Ya kırmızı altta olur. İki çanta sonra yeşil olur. Dursun. Sarı çanta ikinci rafta yerini almıştır. Bana sarıyı söyledi. Şimdi arkadaşlar, sarı çanta ikinci rafta yerini almıştır dedi. Şimdi biz biraz önce şuna baktık. Beyaz ve yeşil çanta peş peşedir dedi. Bir de kırmızı ile yeşil çanta arasında iki tane boşluk olduğunu öğrendik. Şimdi arkadaşlar, eğer ben bire yeşil çanta dersem, 2'ye ne demek zorundayım? Beyaz demek zorundayım. Ama 2'yi kendisi bana verdiğine göre, 2'yi kendisi bana verdi. Değil mi? Ben 2'ye beyaz çanta diyemem. O zaman şöyle yaparım. Kırmızı çantayı 1'e yazarım. Evet, kırmızı çantayı 1'e yazarım. 2 tane boşluk bırakırım. 4'e kimi yazmak zorunda kalırım? Yeşili yazmak zorunda kalırım. Peki, beyazı nereye yazacağım? 3'e mi 5'e mi? İki ihtimal de oluyor değil mi arkadaşlar? Peş peşe olmak zorunda ya. İlk ihtimale göre 3'e beyazı yazarım. Çünkü beyaz ve yeşil ard arda, bilmiyorum hangi sırada olduğunu. 5'e kimi yazmak zorundayım? Bakın, bir tane mavi çanta kaldı, maviyi. Bu demek ki bu soru bir ihtimalle çözülmüyor. İkinci ihtimali de yerleştirelim. İki sarıydı. Yeşille kırmızı arasında iki tane çanta olacaktı. 1'e yeşili yazamıyorum. Çünkü hemen öncesinde ya da sonrasında beyaz olması gerekiyor. Hemen öncesinde de sarı olduğu için yazamıyordum. 1'e kırmızı çantayı yazarım. Yeşil çantayla arasında 2 tane boşluk bıraktım. 4'e de yeşili yazdım. İlk ihtimale göre yeşille beyazın arkalı önlü gelmesi gerekiyordu. Ben yeşilin önüne beyaz yazdım ilk ihtimale göre. İkinci ihtimalde de yeşilin arkasına beyaz yazayım. Evet. 5'e beyaz yazdım. Maviyi kaça yazmak zorundayım? 3'e yazmak zorundayım. Bakalım soru bitmiş mi, bitmemiş mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Kırmızı çanta yeşil çantadan önceki raflardan birindedir. Evet, doğru. Kırmızı 1'de, yeşil 4'te. Beyaz çanta 5. raftadır. Evet, olabilir. Yanlış diyemem. Yeşil çanta 1. raftadır. Kesinlikle yanlış. 1. rafta kesinlikle kırmızı çanta olmak zorunda. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Mavi çanta 3. rafta yer aldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Mavi çantayı 3. rafa koydum. Yani şu ihtimali görmedik. Bu ihtimali siliyoruz. Evet. Beyaz çanta 5. raftadır. Doğru. Kırmızı çanta 4. raftadır. Hayır, kırmızı çanta 4'te değil. Kırmızı çanta kesinlikle 1. rafta olmak zorunda. Neden 1. rafta olmak zorunda diyorum? Çünkü yeşil çantadan önce ya da hemen önce ya da hemen sonra beyaz çanta geleceği mantığını bildiğim için. 1'e yeşil çanta yazamıyorum. Çünkü 2. rafta sarı çanta varmış diyeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.